Dizi Rehberim kanalından herkese selam arkadaşlar. Gönül Dağı yeni bölüm analiz videomuza geçmeden önce, Zahide'nin yaptığı yanlışların Sefer'in üzerine yıkılmak istenmesini bir türlü anlamıyorum. Artık salın şu adamı diyorsanız ve ayrıca Ali'nin Sedef ve İsmet'e bir oyun oynayıp onları evden kovmasını, Sefer abilerine muhtaç etmesini istiyorsanız, hemen aşağıdan videomuzu beğenin. Yorumlara kocaman bir kalp emojisi bırakın sayımızı, hep birlikte değerli senaristlerimize göstermiş olalım. Yeni bölümde Taner, amca oğulları ile birlikte babası İrfan'ı bulabilecek mi? İrfan'ın yıllardır kendisini başka bir isimde gizlemesinin ve ailesinin karşısına çıkmaya cesaret bile edişinin sebebi ne çıkacak? Sefer evlatlar ile arasını düzeltmeyi başarabilecek mi? Zahide'nin çocukları Ali'nin kurnazca bir oyunu sayesinde evi terk etmek zorunda mı kalacaklar? Merak ettiğiniz her şeyi hemen aşağıdan yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Gönül Dağı yeni bölümünde Taner, Veysel, Ramazan ve Selami ile birlikte babası İrfan'ın izini sürmeye devam edecektir. Ankara'da gurbetçilerin yaşadığı köye gittiklerinde babasının takma adını öğrenecek ve herkese onu soruşturacaktır. Muhtemelen Taner'in babası Almanya'da kendisine yeni bir düzen kurdu ve orada başka bir kadınla evlendi arkadaşlar. İşleri tutturamayınca da karısı ve çocukları ile birlikte Türkiye'ye gelmek zorunda kaldı. Yani hatırlarsanız gider ayak Sefer abimizin başını yakan Zahide'nin kocası da bir zamanlar döndüğünde başka bir kadınla birlikteydi ve bir de çocuğu vardı. Yani bir baba neden kendi öz evladını, ailesini, torunlarını görmek istemez gerçekten anlamak mümkün değil. Yani ailesini unutmak için kendisine başka bir aile kurduysa diyeceğim ama yani Taner gibi bir adamı da unutmak istemezsin be adam. İrfan'ın hikayesini kesin olarak öğrendiğimizde sizlerle birlikte burada tartışacağız arkadaşlar. Ama umarım bu son olur artık ve Taner'in babası hayattaysa hayattadır, değilse de değildir arkadaşlar. Her sezon birilerini öldürüp öldürüp diriltme sevdalarından bir an önce vazgeçmeleri gerekiyor. Ayrıca Feyza Işık'ın yani Döndü'nün Hollanda'da 3 aylık bir sinema eğitimi almak bahanesiyle diziden ayrıldığı haberleri yapılmıştı. Hemen Kuruluş Osman'da Bayhan Bey'in eşi Saruca Hatun'un annesi Hazal Hatun rolüne girmiş bile. Gerçekten anlamıyorum, bir diziye devam etmek istemiyorsanız senaristleri bilgilendirin, onlar zaten ona göre bir senaryo çizerler. Ama başka şeyler bahane edip de diziye ara veriyor gibi yapıp, hemen ardından başka bir diziyle anlaşmak gerçekten de karakter meselesi. Analizimizin sonuna geldik. Sizler de dizi hakkındaki değerli düşüncelerinizi hemen aşağıdan yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.